Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz Pileli Sineklik Kesim Programı, bizim programı kullananlara detaylı bilgiler aktaracağım şimdi. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar, bakın. Şuraya N yazılıyor. Mesela örnek veriyorum 80. Burası da mesela 210. 210. Enter dedim. Alt satıra geçiyor arkadaşlar. Buraya da bitmiş ölçüleri yazıyorsunuz bu arada. Zaten burada yazıyor, bakın. Bitmiş ölçüler yatay pileli sineklik diyor. Mouse'la takip ettiğiniz zaman. Buraya da rengini yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Antres gri 7016. Buraya da müşteri ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen sallıyorum. Müşterinin ismini yazıyorsunuz. Bu her bir sayfa, açtığınız bu sayfa sadece bir müşteriye ait arkadaşlar. Kaç tane ölçüsü varsa, mesela örnek veriyorum 50'ye 60, 75 enlerini yazdık. Daha sonra karşısına da mesela 50'ye kaç? 170, sallıyorum tamamen. 130, 120. Tamam mı arkadaşlar? Ölçüleri yazdık. Buraya bitmiş ölçüleri yazdık. Bakın aşağıya da zaten kesim ölçülerini şu şekilde veriyor. Burada ne yapıyoruz biz? Kendi sistemimizi söyleyeyim. Firmanın yaptığı sistemi. Bakın şuraya tıkladık. Mavi oldu. Mouse'a basılı bir şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Sonra sağ tıklıyorum mouse'a. Bakın burada gizle diyor. Gizledim mesela. Çünkü bütün halini çıkartırsanız komple A4 kağıdı yazıcıdan komple çıkar. Burayı da aynı şekilde şuraya kadar sağ tıklıyorum. Gizle diyorum. Gizle dedikten sonra bu şu anda hazır. Yani yazıcıdan yarım sayfa olarak çıkacak. Hatta göstereyim bir tane örneğini. Bakın bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Şu şekilde. Yani A4 kağıdın yarısı olarak çıkacak. Bu şekilde çıkıyor. Eğer az önce yaptığım gizli olayını yapmazsanız komple A4 kağıdı komple çıkar. Yani böyle gizlerseniz daha şey olur, pratik olur ve bir A4 kağıdından 2 tane ölçü çıkartabilirsiniz. Müşteri kısmına mesela buraya da tekrar müşteri şeyi ayrı arkadaşlar. Bakın burası. Bu alta buralara yazabilirsiniz ama şu ölçü kısmına yazamazsınız. Mesela buraya yazalım. Örnek veriyorum. Şu an gizlediğim için aşağıya vermeyecek. Mesela işiniz bitti. Yazıcıdan çıktısını aldınız. İmalata vereceksiniz. Verdikten sonra arkadaşlar programdan çıkarken bakın şu şekilde çarpı yapıyorum. Kaydet derseniz tekrar bu programı açtığınız zaman bu şekilde açılır. O yüzden işiniz bitti artık. Kaydetme diyorsunuz. Kaydetme dedikten sonra kendisi otomatik bu şekilde çıkıyor. Açarken de bakın şimdi kaydetseydim az önceki gibi çıkacaktı. Kaydetmediğim için bakın gördünüz mü? Yeni sayfa olarak çıkıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Daha pratik oluyor. Bilginiz olsun. Onun dışında sorulan şey var. Örnek veriyorum. Pileli sineklik kesim programı bu arkadaşlar. Mavi Ay sistem için geçerli. Şimdi bizi arıyorlar mesela. İşte şey zannediyorlar. Bütün pileli sineklik sistemlerine uygun zannediyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece Mavi Ay sistemi için geçerli. Örnek veriyorum. Bunu Emre'de kullanamazsınız. Ya da başka bir seride kullanamazsınız. Firma ismi vermeyeyim. Bir de şeyi çok soruluyor arkadaşlar. Bakın biz şurada gösteriyor. Open Office programı. Biz bununla kullanıyoruz bunu. Excel'de de kullanabilirsiniz. Open Office ücretsiz. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Açılırsa. Şöyle Google'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Open Office diye. Open Office diye yazılıyor. Şu şekilde yazdık mesela. Enter dedim. Bakın şu programı indirip rahatlıkla kurabilirsiniz. Open Office. Excel'i olanlar Excel'de de kullanabilirler. Şunu da belirteyim. Örnek veriyorum. Bu programı aldınız ama bilgisayarınız yok. Ya da yazıcınız da yok. Bilgisayarınız da yok. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir pratik bilgi olsun size. Şimdi ölçüleri aynı şekilde yazdık. Mesela 50, 60, 50. Daha sonra boylarını yazıyorum. Mesela 125. Enter yaptım. 135 yaptım. Şimdi şu az önce göstermek istediğimi söyleyeyim. Buraya müşteri ismi yazarsanız arkadaşlar bakın. Şurada vardı. Buraya müşteri ismi yazarsanız buralara şu şekilde bir altına geçelim. Buralara isim yazmayın arkadaşlar. İsim yazarsanız aşağıda size uyarı verir. Buraya sayısal değerleri giriyorsunuz. Yani ölçülerinizi, bitmiş ölçülerinizi, renklerinizi bu şekilde takibi çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani bayağı bir yükünüzü alıyor bu program. Onu söyleyeyim öncelikle. Dediğim gibi Mavi Ay sistemi için geçerli. Şeyi söylüyordum. Bakın buraya geldim mesela. Son satıra şöyle göstereyim bakın tekrar. Maviye tıkladım. Mouse'un soluna basılı tutarak aşağıya doğru çekiyorum. Duruyorum. Mouse'dan elimi çektim. Sağa tıkladım mouse'a. Gizle diyor bakın. Gizle dedim. Sonra altı da aynı şekilde. Şurada ölçü bitiyor mesela. 3 tane sinekliğim var benim burada. Ölçü girdi. Dördüncüye tıklıyorum. Şu şekilde bastırarak mouse'un sol tarafına bastırarak iniyorum. Bıraktım. Daha sonra sağa tıklıyorum. Gizle diyorum. Bakın bu şekilde cep telefonunuzda bu şekilde çekip bilgisayarınız yoksa, yazıcı da yoksa veya bilgisayarınız var yazıcınız yok. Bu şekilde cep telefonuna çekip cep telefonuyla da tezgahta işleminizi yapabilirsiniz. Bak burada size kesim ölçüleri diye belirtiyor. Buraya bitim ölçüleri giriyorsunuz şuraya. Buraya da zaten size otomatik kesim ölçülerini veriyor. Mesela ne diyor? Kasa 70, 66 keseceksin diyor. Kasa üst diyor. Kasa yan ölçüleri, kanat ölçüsü. Tül boyu 125,5 olacak diyor mesela. Tül diyor tepe olarak 29 tepe. İpi de diyor 3,99 keseceksin diyor. Bu şekilde. Onun dışında programa ulaşmak isteyenler arkadaşlar videonun açıklama kısmında firmanın zaten şeyi var. Linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Mavi Ay nedir bu Mavi Ay derseniz onu da göstereyim arkadaşlar. Videoyu bir dakika durduracağım. Mavi Ay dediğimiz köşeleri bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın böyle takibini yapabilirsiniz. Mesela bu şu anda sineklikler hazırlandı. Buraya koyduk. Mesela müşteri geliyor. Buradan hemen bakıyoruz. Hemen müşterinin ürünlerini teslim ediyoruz. Köşe kısmı bu şekilde arkadaşlar. Mavi Ay dediğimiz. Şöyle hemen diğerine göstereyim. Yani öyle bir algı var. Onu fark ettik. Ondan dolayı bu videoyu hazırlıyorum. Bakın mesela şu hangi firmanın olduğu belli değil arkadaşlar. Mesela bu programda bu sineklik çalışmaz. Bu da pileli sineklik. X bir firmanın. Şöyle bakın bunu da göstereyim. Bu da Emre serisi diye geçiyor. Bakın köşeleri farklı. Bu da bizim programa uygun değil. Bizim programa uygun olan sadece Mavi Ay. Az önce gösterdiğim Mavi Ay sistemi için geçerli. Diğer pileli sineklik modelleri için, markalar için geçerli değil. Bu arada bu programı aldığınız zaman yanında size ekstradan şey olarak da gönderiyorlar. Programın içinde yatay, dikey, duble olarak var. Pileli sineklik için konuşuyorum. Ekstradan da 17-25 kesim programı gönderiyorlar. Ona da bitmiş ölçüleri giriyorsunuz. Size kesim ölçülerini veriyor. Yani biz çok kullanmıyoruz ama hani isteyenlere de gönderebiliyoruz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İşinizi sağlam yapın arkadaşlar. Garanti verin yaptığınız ürünlere. Güzel işler yapın. Dua alın. Müşteriniz sağlam olsun. Siz sağlam olun. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.